Sayın Bakan, 15 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Ülkeyi yönetmek için talep ettiğinizde, oylarını talep ettiğinizde vatandaşın refah getireceğinizi ifade etmiştiniz. Peki refah bunun neresinde? 200 kilovatlık bir standart aile, elektrik yakan bir standart aile 43 lira ödemesi gereken faturayı 82 lira olarak ödemek zorunda kalıyor. Şimdi çok güzel bir şey yapmışlar. Diğer ülkelerle karşılaştırmışlar. Plan bütçede elektrik fiyatlarını diğer ülkelerle karşılaştırmışlar, OECD ülkelerle karşılaştırmışlar. Sayın Bakan ya kendinizi çok zeki zannediyor ya da bürokratları çok zeki zannediyor. İkisinde de doğalgazda da elektrikte de en ucuz elektrik satan birinci ülke, ikinci ülke konuşlandırmışlar. Şimdi bakıyorum, bir tane örnek vereyim. Mesela Lüksemburg bunların yaptığı sıralamada 8. 10. sırada pahalı elektrik satan ülke olarak gözüküyor. Biz de ikinci sırada gözüküyoruz. Yani ucuz elektrik sattığımızı iddia ediyorlar. Bizdeki elektrik de asgari ücret 305 euro, euro bazında yapmışlar. 2000 euro Lüksemburg'da. 2000 euro ayda cebine koyan vatandaşın ödediği elektrik fiyatıyla 305 euro cebine koyan vatandaşın elektrik fiyatı aynı. Şimdi bakan diyor ki en ucuz elektriği biz satıyoruz. Ya bürokratlar aklımızda dalga geçiyor ya bakan çok zeki, kendisi aklımızda dalga geçiyor bizim. Yemezler Sayın Bakan. Şimdi doğalgazı diyor 79 ile getirdik. 300 küsür tane ilçeye getirdik diyor. Bir analiz yaptım. Konutlarda doğalgaz kullanım oranı sadece %6 arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? %6. Vatandaş doğalgazı kullanabilmesi için kombisinden tesisatına kadar bir asgari ücretin bir yıllık maaşını vermesi lazım tesisatı yaptırabilmesi için. İkincisi %6.7 ama %6.7 oranın %80'i de 15 yıllık AKP iktidarından önceki dönemlerdeki doğalgazı getiren hükümetlerin gittiği şehirlerde. Bakan diyor ki biz doğalgazı getirdik. Getirdin ne oldu? Kapıya bıraktın. Şehrin girişine bıraktın. Sonra dağıtım şirketlerine ihale ediyorlar. Eskiden dağıtım şirketleri yoktu. Devlet yapıyordu. Her yere getiriyordu. Evet. Şimdi söylemek istediğim son söz şu. Ya devlet vergilerle vatandaşı hırpalıyor. Vatandaşın yaşamaz hale getiriyor. Sıkıntısı büyük. Ben de merak ediyorum. Eğer Manadasına siz bu vergileri su